haklarında soruşturma açılan akademisyenler var. Ve tüm bunları işte konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Tınaz Ekim karşımızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Önce size son durumu sorarak başlamak istiyorum hocam. İki öğrenci hala tutuklu, bunu biliyoruz. Haklarındaki suçlamalar ne bu öğrencilerin? Ve akademisyenlerle ilgili soruşturmadaki son durumu tabii merak ediyorum. Naci İnce onlardan şikayetçi olmuştu. İfadeleri tamamlandı mı? Bu hocalar nelerle suçlanıyor? Detayları sizden rica edeyim. Evet, şimdi öğrencilerimizle ilgili suçlamaları siz de özetlediniz zaten. Maalesef uzunca bir süredir eğitim haklarından mahrum edilerek hapiste tutuluyorlar. 73 gün doğru saydıysam. Bunun yanında haklarında yine yargılanan davaları görecek başka öğrencilerimiz de var. Ve de bunların dışında onlarca diyebileceğim okul içinde açılan disiplin soruşturmaları var. Bunlar çok üzücü şeyler. Şunu da belirtmekte yarar var. Bir Boğaziçi Üniversitesi'nde en azından ilk defa rektörün şikayeti üzerine bu öğrencilerimiz hapiste. Yani normalde korumak olacakken rektörün görevi öğrencilerimizi tersini görüyoruz maalesef daha burada. Birçok örneğinde hep bu böyleydi değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Evet. Yani bu çok üzücü bir durum. Hem öğrenciler için hem aileleri için. Bazı öğrencilerimiz yurt dışından çok iyi okullardan kabuller aldılar yüksek lisans doktora. Yurt dışı çıkışları sıkıntı yarattı. Gidemediler, gidemiyorlar. Yani hepimizi çok üzen bir durum bu. Bununla da kalmadı. Sizin de söylediğiniz gibi yakın zamanda 16 öğretim üyemize soruşturma açıldı. Bu soruşturma okul içinden değil, bir disiplin soruşturması değil. Onu özellikle altını çizmek, belirtmek isterim. Direkt savcılığın açtığı bir soruşturma. Yani bunlar çok klasik maalesef, hani birlik yönetemeyince, yönetime ben yapacağım, ben karar vereceğim denince itirazları bertaraf etmek için kriminalize etmenin örnekleri maalesef. Hocalar şu anda daha ifadeleri tamamlanmadı değil mi? İfade verme işlemleri sürüyor. Devam ediyor. Evet, şu an ifade verme işlemleri sürüyor. Devamında takipsizlik kararı verilebilir ya da dava açılabilir. Göreceğiz hepimiz. Yani aslında içeriğine bakacak olursanız da kayyumluk yazısı yazmak ve nöbet tutmak olarak iki ayrı madde görebiliyoruz. Rektör binasına kayyumluk ismi verildi değil mi hocam? Birazcık da bilmeyenler için de detaylı anlatalım. Evet, evet. Ve bazı öğrencilerimiz rektörlük yazısının üzerine bir kağıtla kayyumluk yazıp astıkları için haklarında disiplin soruşturması açıldı. Aslında onları korumak adına başlayan hani bir hocaların da katıldığı bir eylem oldu bu. Yani bu zaten suç bile değil, aslında en kötü ihtimalle bir kabahat olabilecek bir şey. Hani afiş bile değil, orada el yazısıyla yazılmış bir yazıyı iliştiriyorsunuz. 2 dakika sonra da özel güvenlik kaldırıyor zaten. Tamamen sembolik anlamı olan bir şey ama nöbet de öyle zaten. Hani sembolik bir protesto bu. Barışçıl ve demokratik bir protesto, rektörlüğe sırt dönme. Ama bunları maalesef kaldıramıyorlar, görmek istemiyorlar. Evet. Yani gösteri ve toplantı kanununa muhalefet diye geçiyor ama yani buna bir toplantı demek pek mümkün değil kanımca. Zaten herkes birbirine 3-4 metre uzaklıkta, bağırsak sesimizi duymayacak kadar diyeyim. Vakti olan geliyor, dersi olan zaten gelmiyor. Toplantısı, dersi, araştırması olan gelmiyor. Uygun olan istediği zaman geliyor, istemediği zaman gelmiyor. Kimse çağrı yapmıyor. Yani bu artık bir yıl doldu sayılır. Neredeyse bir gelenek haline geldi bile diyebiliriz. Hani bu şekilde devam eden sembolik bir protesto. Şimdi siz de bahsettiniz, eylemler neredeyse bir yılı bulmak üzere. Birçok kişi aslında ilk başladığında belki birkaç hafta sürer, sonrasında biter zannetti ama Boğaziçi geleneği aslında çok önemli bir noktayı da ortaya koydu. Öğrenciler de, akademisyenler de yapılanlara haksızlık dedi ve olan biteni normalleştirmedi, direndi. Neyi, neden kabul etmiyorsunuz? Neden vazgeçmiyoruz diyorsunuz? Yani bunun cevabı çok basit aslında. Hep aynı şey, değişmiyor yani bir yıldır.
Anayasanın 120. maddesine göre üniversiteler bilimsel ve idari yönetimle ilgili özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Özerklik de kelime anlamı, açın bakın sözlükte, kendi kendini yönetebilme yetisi diye geçiyor. Yapılan demin girişte sizin de bahsettiğiniz atamalar direkt bu anayasa maddesini ihlal ediyor. Çünkü yani ikinci atama özelinde konuşacak olursam güncel durum olduğu için %95'in şiddetle itiraz ettiği bir adayı atayarak da bu özerkliği çiğnemiş oldu net bir şekilde. Biz buna karşı geliyoruz. Kimi istiyorsunuz diye değil, kimi istemiyorsunuz diye sormuştunuz değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. 17 adayı bu oylama sonucunda yani çok az bir sayıda istenmeme oyu aldıkları için diyeyim, hepsini istediğimiz ve desteklediğimiz adaylar olarak belirledik. Burada önemli olan %95'in hayır dediği bir adayın çok büyük bir rakam gerçekten atanmış olması, çok net bir şekilde hani bütün iradenin çiğnendiğini gözler önüne seriyor. Ama maalesef biz kabul etmiyoruz derken sadece bu atama hani o gün buna karşı geldik ve bitti değil. Gün be gün yaşıyoruz aslında bu özerkliğin çiğnenmesini. Üniversitenin içinde de alınan kararların yönetimin demokratik şekilde ilerlemesi gerekiyor. Alttan yukarı doğru bölümlerde alınan kararların yukarı iletildiği. Biz bir yıldır maalesef hiçbir şekilde sesimizin duyulmadığı bir ortamda yaşıyoruz ve esas aslında direnişi ve hani protestomuzun yansıtan şey bizim günlük çabalarımız. Ne için çabalar? Üniversite yönetilemiyor. Yani yönetim sadece kendi söylediği olsun istiyor. Ama birçok şeyi usulsüz ve hatta yönetmeliklere aykırı hukuksuz yapıyor. Okul içindeki kararların alınmasında. Bu mekanizmalar çiğneniyor. Biz de yani birazdan çok somut örnekler de vereceğim son haftadan yakın zamanda. Biz de bu mekanizmaların doğru işlemesi için ısrarcı olurken işlemediği noktada da bunu kayda geçmesi için tutanaklar tutmak, bölüm görüşleri oluşturmak ve bunları elektronik belge sisteminden yazıp kayda geçirmek şeklinde bir mesai harcıyoruz. Yani bu işlere maalesef önceden belki idari işlere atıyorum bir vakit harcıyorken şu an 10 vakit harcıyoruz. Bu sebeplerden dolayı bu ciddi bir kamu zararıdır. Yani araştırmaya, derslerimize vereceğimiz vakti biz işlerin nasıl yürümesi gerektiğini öğretmeye çalışarak aslında veriyoruz maalesef. Dediğim gibi son haftalardan bir iki örnek, somut örnek verebilirim bunlara isterseniz. Mesela şöyle bir şey oldu. Bu geçtiğimiz hafta 29 bölümün birden, yani bu Boğaziçi tarihinde de bir ilktir. 29 bölüm birden aynı şeyi düşünüyor. Bizim normalde belirlenen yönetmeliklere göre seçilmiş bir sosyal bilimler enstitüsü müdürümüz varken bu atanmadı. Ve onun yerine dışarıdan Bakırçay Üniversitesi'nden bir maliye hukuku doçenti YÖK'ten direkt olarak 40 Bey ile geldi. Ve 29 bölüm birden bu atamaya karşı görüş oluşturdu. Bunlar resmi tutanaklara geçti. Bunlar inanılmaz vakit alan şeyler ve normalde bu tür kararların üniversite yönetim kurulundan geçerek alınması gerekirdi. Fakat mevcut yönetim üniversite yönetim kurulunu, senatoyu işletmiyor. Oradan geçmesi gereken bir takım kararları oradan geçirmiyor. Biz de bunlara itirazlarımızı dile getiriyoruz. Dinlenmiyor. O zaman da işte bu yazılı görüş oluşturma ve kayda geçirme yoluna doğru gitmek durumunda kalıyoruz. Bir diğer örnek yine çok üzücü. Yabancı uyruklu hocalarımız yıllık sözleşmeyle çalışıyorlar kadrolu hocaların aksine. Ve bu yıllık sözleşmeler YÖK'ten yenileniyor. Bir hocamız matematik bölümünde Mohan Ravichandran yabancı uyruklu. Eylül ayında sözleşmesi yenilenmiş olduğu halde dönemin ortasında dersleri devam ederken, yüksek lisans çalışmaları devam ederken sözleşmesi iptal ediliyor.
Gerekçe ne gösteriliyor? Dersler gerekçe diğer. Hiçbir şey gösterilmiyor. Ama hepimiz biliyoruz ki tek gerekçe direnişe katkıda bulunması, nöbetlere katılması. Zaten tek isimde değil, bakın, aynı bu sebeple herhalde sözleşmesi biten. Doğru, aynen öyle. Fakat yabancı uyruklu olduğu için aynı zamanda ülkeyi terk etmesi gibi başka getirileri de oluyor maalesef bunun. Ve de dersin dönemin ortasında olması bir ilk. Çalışma, yani o dersi kim devam ettirecek şu anda? Yüksek lisans öğrencileri, yüksek lisans yapanlar bilir, inanılmaz emek isteyen, zaman isteyen bir şeydir. Pat diye ortada kaldı. Bu öğrenciler de mağdur. Projeleri var, projesinde bursiyerleri var. Bu bursiyerler de ortada kaldı. Yani birçok kişi birden mağdur ediliyor burada. Ben şahsen kendisiyle birlikte çalışmalar, araştırmalar yapıyordum. Yarın yapabilecek miyim, devam edebilecek miyim? Bu belirsizlik ortamında onlar da duraklamış oldu. Yani bunlar çok ciddi kamu zararlarıdır. Çok üzücü. Devam edersem bir örnek daha vermek istiyorum vaktim el veriyorsa. Kısaca hocam. Tamam. Geçen hafta şans eseri diyeyim, Avrupa Üniversiteler Birliği'nden çıkmak üzere talepte, yazılı talepte bulunduğunu öğrendik Boğaziçi Üniversitesi'nin. Şimdi Avrupa Üniversiteler Birliği nedir? Çok kısa ondan bahsedeyim. 20 yıllık bir kuruluş, Avrupa'dan her ülkeden birçok üniversitenin üye olduğu ve genel olarak Avrupa'da yüksek eğitimin geleceği ve araştırmanın geleceğini de nelerin öncelikli olması gerektiğini tartışan bir kurum. Burada alt çalışma grupları var, eğitimle ilgili, doktora eğitimiyle ilgili. Üniversitelerin sıralanması çok önemli, bunlar biliyorsunuz. Sağlıklı bir sıralama olacak ki tercihleri ona göre yapıyor yurt dışına gidecek öğrencilerimiz. Bunların adil olması, sağlıklı olması için takip ediyor. Üniversite özelliğiyle ilgili raporlar yayınlıyor düzenli olarak. Bu Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olmak uluslararası saygınlık için en önemli şeylerden biri. Yani birçok üniversitede, Türkiye'de de üye. Niçin biz buradan çıkmak istiyoruz? Ve kimseye danışmadan bu kararı kim verdi? Ne zaman, nerede alındı? Üniversitenin herhangi bir merciğine, herhangi bir hocasına danışılmadan bu soruların cevabı yok. Yani bir üniversitenin, üniversitelerimizin saygınlığı, prestiji öğrencilerimizin geleceğini belirliyor. Öğrencilerimizin geleceği de Türkiye'nin geleceği. Yani biz bunlara sahip çıkmak için dediğim gibi hep ekstra mesailer harcıyoruz maalesef. Hatırlatmak için, bunların önemini kayda geçirmek için. Bu da yine yakın zamanda geçtiğimiz haftada yaşadığımız bir örnekti. Profesör Doktor Tınaz Ekim, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Bir sembol Boğaziçi Üniversitesi, biz de takipteyiz. Türkiye için büyük önem taşıyor. Hocamız diyor ki kamu zararı var diyor olan bitenden. İnşallah yakın zamanda çözülür, bir çözüm.